Basketbol, bir takım oyunu. Hızlı, dinamik ve heyecan dolu. Düdük çaldığında oynayanları değil, küçük bir çocuğu, bir genci, bir şehri, bir ülkeyi, milyonları kucaklayan bir heyecan. Peki, bir topun bir çemberden geçtiği an nasıl oluyor da bu coşkuyu yaratabiliyor? Bugün Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizler bu coşkunun izlerini sürüyor, ülkemizdeki basketbol kültürünün temel dinamiklerini oluşturmaya devam ediyoruz. İşte bunlardan biri, Türkiye'nin basketbol aşkı. Dünyada 1891'de Dr. James Naismith'in bir şeftali sepetine attığı topla başlayan serüvenle ülkemiz 1904'te Robert Kolej'de tanışır ve bu tutku Ahmet Robinson öncülüğünde filizlenmeye başlar. İstanbul ve Anadolu'da kolej ve semt takımlarının ardı ardına kurulmasıyla 1933'te önce İstanbul'da, sonrasında diğer şehirlerde ligler oynanmaya başlar ve milli basketbol takımımız kurulur. Basketbol 1936'da Yunanistan'la yaptığımız ilk milli maçla barışın elçisi olmuştur. Artık milli takımımız olimpiyat oyunlarında bayrağımızı dalgalandırıyor, hakemlerimiz uluslararası arenada maçlar yönetiyordu. Naili Moran, Londra olimpiyat oyunlarında çeyrek final maçı yönetti. Gururlandık. 1949'da milli takımımız Avrupa dördüncüsüydü. Birçoğumuz bilmiyor belki ama 1959'da son kez açık havada oynanan Avrupa Şampiyonası'nı İstanbul Mithatpaşa'da İnönü Stadyumu'nda gerçekleştirdik. 1961'de takımlarımız Avrupa kupalarında tur atlamaya başladı. 1976'da genç erkek millilerimiz Balkan, 1977'de yıldız takımımız Avrupa şampiyonuydu. 1980'de kadınlarımız artık liglerde mücadele ediyordu. 1987'de erkek milli takımlarımız 10. Akdeniz oyunlarında şampiyondu. 1995'te Magic All Stars takımıyla ve Magic Johnson'la tanıştık İstanbul'da. Oyuncularımız Avrupa ve dünya takımlarında oynamaya başladı. Mirsad Türkcan ilk NBA oyuncumuzdu. 1996'da Efes Pilsen'le ilk Koraç Kupası zaferini kazandık. 2001'de tarihimizin en büyük başarısına ulaşan 12 dev adam basketbolla kalpleri fethetti. 2002'de ilk kez dünya şampiyonasına katıldık ve 9. olduk. 2010'da basketbol otoritelerinin en iyi organizasyon ilan ettiği dünya şampiyonasının ev sahibiydik. Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri, Semih Erden, Ömer Onan. 12 dev adam finaldeydi. Pota'nın perileri Avrupa ikincisiydi. 2012'de ise olimpiyat oyunları yolcusu. Basketbol bizler için fiziksel bir hareketten öte duygusal bir aidiyet öyküsüdür. Gönüllerde taht kuran bu sporun hem topraklarımıza gelişi hem de sportif idare olarak gelişimini araştırmadan, bilmeden ve belgelemeden daha ileriye taşımak için verdiğimiz bu mücadelede eksik kalacağımızı düşündük. Şahsen ben her sayfasında ayrı bir heyecan duydum. Bu öyle bir yolculuk ki belgelemek için 2 yıl süren bir çalışmada 112 kişiyle röportajlar yaptık. Arşivlerde on binlerce haber ve makale, binlerce fotoğraf taradık ve adım adım Türkiye'nin basketbol tarihini, 120 yıllık bu serüveni fotoğraflarıyla, belgeleriyle, anılarıyla, bazen üzüntüleri, bazen de gururuyla bu kitapla ölümsüzleştirdik. Türkiye'deki basketbol kültürünün yapı taşı olan bu kitap, mücadele dolu ligler, unutulmaz şampiyonluklar, kahraman oyuncular, antrenörler ve tabii ki bu heyecanın kaynağı takımlarımızın yolculuğuyla gelecek kuşaklar için yol gösteriyor. Yaklaşık 45 senedir basketbolun içerisindeyim. Her şeyi bildiğimi ve her şeyi yaşadığımı zannediyordum. Ama bu çalışma sürecinde öyle bilgilere ulaştık ki ben
hepsini bilmiyormuşum. Çok keyifli bir kitap olmuş. Hem basketbol kültürümüze sahip çıkan, hem bizlerin, bizden öncekilerin yaptıkları mücadeleleri ve bizlere kalan ve bizden sonraki nesillere de bizlerin bırakacağı efsane mirası gerçekten çok duygusal bir şekilde bizlere sunmuş. Ben Efe abi, Aytek abi, Erman abileri seyrederek büyüdüm. Onlarla bu kitapta yer almaktan dolayı çok büyük bir onur duyuyorum. Müthiş bir eser olmuş. Yani onun içinde olmak benim için çok büyük bir gurur kaynağı tabii. Yani torunuma veyahut da benden sonra gelecek nesillere bırakabileceğimiz bundan daha kıymetli bir şey olamaz yani. İleri görüşlü, öncü, çalışkan, saygılı, yaratıcı, tutkulu, tecrübeli, adil, kazanan bir takım ruhuyla büyük özen ve titizlikle hazırlanmış bu belgesel kitapla Türkiye basketbol tarihini yazmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin basketbol aşkını keyifle okumanızı dilerim. Bu yolculuğa siz de katılın, coşkuyu yaşayın.